Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Yusuf Suresi'nden devam edeceğiz. 43-49. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala bu bölümde Hz. Yusuf'un zindandan kurtuluşunu bize anlatmakta. Hz. Yusuf çileli bir hayatı var. Ta küçüklüğünden itibaren çok zor şartlar altında hayatı devam etmiş. Kardeşleri tarafından kıskanılıp daha çocuk yaştayken kuyuya atılmış. Oradan köle olarak Mısır'a satılmış ve Mısır azizlerinin birinin evinde köle durumunda evin hanımı tarafından bir iftiraya maruz kalıyor ve neticede zindana gönderiliyor. Ve zindanda iki arkadaşının rüyasını tabir ediyor. İşte onlardan bir tanesi kurtuluyor bu okuyacağımız bölümde bununla alakalı bazı gelişmeler var. Ve qale'l melik hükümdar dedi o zamanın Mısır hükümdarı dedi inni era seba baqaratin simanen ben rüyamda görüyorum ki 7 7 tane semiz inek ye'kuluhunna sabu ijafun 7 tane cılız inek o 7 tane semiz ineği yiyor ve seba sünbületin hudrin ve 7 tane başak, yeşil başak ve uhara yabsat ve diğerleri de kuru bir şekilde 7 tane 7 e, dolgun başak var ve yeşil taze 7 tane de cılız bir şekilde kuru bir şekilde var. Ya eyhul mele ey seçkin topluluk eftuni fi ruyaya benim rüyam hakkında e, görüşlerinizi bildirin. İnküntümli rüya taburun eğer rüya tabirinden anlıyorsanız. Burada tabir, e, inküntümli rüya taburun eğer siz rüya tabirinden anlıyorsanız. Değerli izleyenlerim rüyanın tabiri vardır. Ancak hemen rüyanın zahirine göre amel edilmez. E, bazı insanlar rüyanın zahirinden batınına Ubur edebilir, geçebilir ve böylece rüya tabiri dediğimiz bir durum ortaya çıkar. Bir insan diyelim rüyasında domuzu okşadığını görse bir Müslüman açısından bu iyi bir rüya değildir. Tevbe istiğfar etmesi, günahlardan uzak kalması için bir uyarı anlamında değerlendirilebilir. Bir başkası diyelim rüyasında bir kuşun kendi başı üzerinde dolaştığını görüyor ve bu şekilde bu rüya vasıtasıyla bu rüyadan aldığı mesajla kendisinin iyi bir hale masar olacağını, bir nimete masar olacağını düşünebilir. Daha bunun gibi e, diyelim bir insan rüyada süt içtiğini görüyor. Güzel bir nimettir. Bu ilme masariyet gibi e, düşünebilir. düşünülebilir. Bir başkası diyelim rüyasında denize girdiğini görüyor. Denizde güzel bir şekilde yüzdüğünü görüyor. Olaylar denizinde yüzmek Nimet Deryası'nda yüzmek gibi duruma göre, kişinin durumuna göre bunlar tabir edilebilir. Ama her rüyanın tabiri var mıdır? Her rüyanın tabiri olmayabilir. Bazı rüyalar günlük olayların bize yansımasıdır. Bazı rüyalar şeytanın bizimle bir nevi dalga geçmesidir. Şeytanın gösterdiği bazı şeylerdir. Dolayısıyla nefsane olan, şeytani olan rüyaları sadık olan, salih olan rüyalardan ayırmak gerekir. İşte burada Mısır hükümdarı bir rüya görüyor. Rüyasında bir takım semboller var. Yedi tane semiz inek ama yedi tane de cılız inek var. Ve o cılız inekler yedi tane o semiz ineği yiyip bitiriyor. Aynı zamanda yedi tane yeşil başak görüyor. Diğerleri ise Demek ki diğer gördüğü yedi. Onlar da kuru vaziyette. Bunlar bir takım semboller. Acaba bu sembollerin anlamı ne? Burada belki şuna da işaret etmekte fayda olabilir. Ee, i̇nsanların salahatıyla da alakası vardır. Görmüş olduğu rüyaların. Ee, ve salih insanlar sadık rüya görürler. O zamanki Mısır hükümdarı hakkında aslında ayrıntılı bir tarihi bilgiye sahip değiliz. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle bunun da salih bir insan olduğu, en azından milletinin durumunu düşünen, onlara faydalı olmaya çalışan bir kimse olduğu anlaşılıyor. Ferasetli bir kimse olduğu anlaşılıyor. İleride Hz. Yusuf'un rüyasını tabiri neticesinde Hz. Yusuf'un masumiyetini anlayıp onu çok yüksek bir makama da getirebiliyor. Buradan anlaşıldığına göre bu insan salihlerden birisi ve milleti için fedakarlıkta bulunan bir insan. Dolayısıyla bu kimsenin rüyasına ülkesinin geleceğiyle alakalı bazı şeyler gösteriliyor. Galu <laughs> onlar dediler ki etrafındaki seçkin topluluk edgafu <laughs> ahlam yani bunlar karma karışık şeyler demedi. Dolayısıyla yaş kuru birbirine karışmış. Biz bundan bir mana çıkaramıyoruz ve ma nahnu bi tevilil alimin. Biz bu tür rüyaların tabirini bilenlerden değiliz. Tabi bazıları bilmiyor diye herkes bilmeyecek demek değildir. Bazıları da bilebilirler. Tarihte i̇bn Sir'in rüya tabirinde meşhur bir insandır. Ve nice insan ona gidip rüyalarının güzel tabirlerini elde edebilmişlerdir. Günümüzde de yine i̇bn Sir'in meşrebi üzere giden rüya tabirinden anlayan bazı kimseler vardır. Ve bunlar rüyalardan çok ilginç manalar çıkarabilmektedirler. Ancak bilim dünyasında rüya denildiğinde daha çok Freud hatıra gelir. Freud'un rüyalarla alakalı psikanaliz, psikanaliz okulu ve orada bir takım değerlendirmeler hatıra gelir. Freud rüyaları daha çok cinsellikle açıklıyor ve insan Normalde ulaşamadığı şeylere e, şuur altında e, rüyadayken ulaşmaya çalışıyor. Ve rüyada gördüğümüz bütün sembolleri daha çok cinsel birer sembol tarzında Freud bu şekilde değerlendiriyor. Bu aslında o kadar yaban atılacak bir görüş değil. En azından bazı kişiler hakkında ve bazı rüyalar hakkında doğru bir yorumdur. Gerçekten de bir kısım rüyalar şuur altından bazı yansımalardır aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş. Onun gibi bir kimse neyin peşinde koşuyorsa rüyasında onu görebilir. Bu gayet normaldir. Ve onun rüyalarını incelemek suretiyle şuuru altında neler var bunlara bir derece ulaşabiliriz. Bir batılı yazar diyor ki ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Yani siz konuştukça kendinizi ele verirsiniz, iç dünyanızı ortaya koyarsınız. Rüyalarda da bu böyledir. Elbette güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür. Ama fena ahlaklı, fena düşündüğünden o da fena manzaralar görür. Diyelim bir insan etrafı düşmanlarla dolu, insanlarla daima mücadele halinde. Bu insanın rüyasında kendisini yılanlarla, çıyanlarla boğuşur vaziyette görmesi. Yılanlar işte her taraftan üzerine geliyorlar. Akrepler sağdan soldan önden arkadan kuşatmışlar zehirini buna enjekte ediyorlar. Bu şekilde görmesi normaldir. Düşmanlar kendisine bu şekilde görülmektedir. Ama e, Freud'un ve benzeri fikirde olanların göz ardı ettiği başka bir nokta vardır ki bütün rüyalar sadece insanın ulaşıp da e, ulaşmak isteyip de ulaşamadığı şeylerden ibaret değildir. Bütün bu rüyaların dışında, sadık rüya denilen gelecekle alakalı izler taşıyan rüyalar da vardır. Ve bazen insan rüyada çok net bir şekilde gelecekle alakalı şeyleri görebilir, bazen sembollerle görebilir. İşte Hz. Yusuf daha çocukluğunda ileride kendisinin çok büyük bir makama geleceğini 11 yıldız, ay ve güneşin kendisine secde etmesiyle görmüştü. 11 yıldız kardeşlerini sembolize ediyordu. Ay ve güneş Anne ve babasını, onların secde etmesi ise Hazreti Yusuf'un yüksek makamını göstermekteydi. Ve zindanda iki kişinin rüyasını tabir etmişti. Bunlardan birisi şarapçı, hükümdarın şarapçısı, diğeri hükümdarın ekmekçisi. Şarapçı tekrar kendisini üzüm sıkar vaziyette görmüştü. Bu onun eski görevine döneceğine bir alamet olarak değerlendirildi Hazreti Yusuf tarafından. Ama e, ekmekçi başında ekmek var, kuşlar oradan yiyorlar şeklinde gördü. Bu da onun idam edileceğine bir alametti. Hz. Yusuf böyle değerlendirdi ve değerlendirdiği tarzda tabir ettiği şekilde bunlar çıktı. Acaba hükümdarın gördüğü rüya bu ne anlama geliyor? 7 tane e, dolgun inek var, semiz inek var, 7 tane de cılız inek var ve bu cılız inekler dolgun olanları, semiz olanları yiyip bitiriyor. Yedi tane e, iyi başak var. Yeşil, e, böyle dolgun başak var. Yedi tane de e, böyle kuru vaziyette başaklar var. Acaba bunlar ne demek? İşte etrafındakilere soruyor. Etrafındakiler biz böyle rüyaların tabirini bilemeyiz diyorlar. Ve galillezine ce منهما zindanda iken onlardan kurtulan kişi o da dedim. Hükümdarın şarapçısı. Vaddekera ba'da umme uzun zaman sonrasında Yusuf'u hatırladı. Bu rüya tabiri münasebetiyle. Ene unebbiukum bi tevilihi ben onun tevilini size haber veririm dedi. Fe ersilun beni gönderin dedi. Yusuf ey yuhas Yusuf ey sadık kişim. Burada yine Kur'an-ı Kerim'in vecizliği ile alakalı güzel bir misal görmekteyiz. Yani arada bazı cümleler var. O cümleler burada söylenmemiş. Ama biz olayın akışı içerisinde o atlanan kısımları tamamlayabiliyoruz. Nasıl ki bazı yazıları yazarken bir kısım harfleri eksik de yazsak, A, E gibi aradaki harfleri eksik de yazsak, mesaj düz olarak algılanabiliyor. Onun gibi herhangi bir olay anlatılırken arada bazı kopukluklar olsa bile zihin onları tamamlayabiliyor. İşte hükümdarın şarapçısı uzun zaman sonrasında rüya tabiri münasebetiyle Yusuf'u hatırlıyor ve e, diyor ki ben rüyanın tabirini size haber verebilirim. Hemen ardından da Yusuf ey sadık kişi böyle böyle bir rüya var bu rüyanın tabirini bize anlat diye söylüyor. Aradaki durumlar e, cümleler Şöyle e, özetlenebilir. Ve Yusuf'un durumunu bunlara anlatıyor. Hükümdara ve çevresindekilere. İşte ben zindandayken böyle biri vardı. Rüya tabiri yapıyordu. Aynen tabir ettiği şekilde de çıktı. Beni ona gönderin diyor. Onlar da gönderiyorlar. Ve yıllar sonrasında e, Yusuf'un yanına bu varıyor. Varırken de ilk söylemiş olduğu söz şu oluyor. Yusuf ey sadık kişim. Yani sen sadıksın ama... Biz sana sadakatta bulunamadık, seni burada unuttuk. Böyle bir mazeret de adeta ileri sürüyor. Eftina fi seb'i bagaratin simanin bize şu konuda görüş bildir. Böyle bir rüya var. Acaba bu ne demek? Yedi tane semiz inek var. Ye'kuluhunna seb'un icafun. Yedi tane cılız inek o yedi tane semiz ineği yiyor. Ve seb'i sümbülatin hudrin yedi tane yeşil başak var ve uhara yabisat ama diğerleri de kuru vaziyette, kuru başaklar. İşte bize bu rüyanın tabirini yap, bu konuda görüşünü beyan et. Le alli erciu ilennas. Olur ki bu şekilde insanlara dönerim. La allahum Olur ki onlar da bu şekilde rüyanın tabirini bilirler, istifade ederler. Burada dikkatimizi çeken bir özellik şu. Hükümdar rüyayı hangi kelimelerle anlatmışsa bu kimse de aynı kelimeleri kullanarak anlatıyor. İbarelerde değişiklik yok. Buradan şunu söyleyebiliriz. Demek ki rüya anlatılırken ayrıntılar yani ne kadar biliniyorsa o ayrıntılara da yer verilmeli, aynen anlatılmalı. Yoksa rüyada bazı şeyler atlanırsa yapılacak olan yorum tam sağlıklı olmayabilir. Diyelim bir insan rüya gördü rüyada kendini mahcup edecek bazı bölümler de var. Bir başkasına bunu anlatırken, tabir etmesi için anlatırken aradaki kendini mahcup edecek kısımları atlasa eksik olarak anlatmış olur ve düzgün bir tabir yapılamayabilir. Yani bir insan nasıl görmüşse rüyayı o şekliyle anlatmalı. Ehil olanla bunun tabirini istemelim. Gale Hazreti Yusuf şöyle dedi tezraune seb'a sinine de Arda arda yedi sene siz mahsulatı ekeceksiniz. Hububatı ekeceksiniz. Fema hasattum hasat etmiş olduğunuz şeyleri fezeruhu fi sümbülihi onları başağında bırakın. İlla galilen mimma te'kulun ancak az miktarda yiyeceğiniz şeyleri onları başaktan ayırın. Sümme Yettiğimin min ba'de zalike sab'un şidadun. Sonra 7 yıl sizde kıtlık dönemleri, zor günler gelecek. Ye kulne ma qaddamtum Daha önceden hazırlamış olduğunuz şeyleri o 7 sene kıtlık dönemi yiyip bitirecek. İlla galile mimma tuhsunun. Ancak korumuş olduğunuz, tohum olarak koruduklarınız müstesna. Onun dışındakiler o 7 yılda bitecek. Sonra يأتي من بعد ذلك عام ardından artık e, normal döneme geçilecek bir yıl gelecek ki fihi yuwassul nas insanlar o dönemde ilahi yardıma mazhar olacaklar. Yani bolca yağmurlar yağacak. Normal döneme geçilecek. vafihi fihi ve o dönemde insanlar e, o üzümlerden yine sıkabilecekler. O şekilde bir bolluk içinde yaşayacaklar. Ve böylece Hz. Yusuf rüyanın tabirini yapıyor ve rüyayı net bir şekilde yorumlamış oluyor. Değerli izleyenlerim burada şunu görmekteyiz. Hz. Yusuf aynı zamanda bir rüya tabircisi. Cenab-ı Hak bu konuda kendisine özel bir ilim vermiş. Allah'ın verdiği o ilimle Hz. Yusuf rüyaların tabirini yapabiliyor. Böyle bir rüyadan bu şekilde işte 7 yıl bolluk olacak. Ardından 7 yıl kıtlık olacak. Daha sonra normal döneme geçilecek. Böyle bir manayı çıkarmak elbette her Baba yiğidin harcı değil. Hazreti Yusuf gibi veya İbn-i Sirin gibi özel bir bilgi gerekiyor. Ve bazı insanlara bu noktada bir özellik verilmiştir. Onlar bu gibi rüyaları tabir edebilirler. Sonrasında göreceğimiz üzere gerçekten de Hz. Yusuf'un tabir ettiği şekilde önce 7 yıl bolluk oluyor, ardından da 7 yıl kıtlık dönemi geliyor ve o bolluk döneminde depoladıklarını kıtlık döneminde kullanmak suretiyle rahat bir şekilde o zor günleri geçiriyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın sırlarına, nurlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.